Erbakan deyince aklına ne geliyor? Erbakan deyince aklıma benim mühendis geliyor. Çok kaliteli bir insan. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu büyük bir değer. Tabii erken gitti ama onun varisleri devam ettiremedi tam olarak. Yok, oğlu parti kurdu. Oğlu parti kurdu demek ki tam yeni mi kurdu? Vallahi bilmiyorum, hani oğulları sonuçta yürütecek diye bir kaide yok. Sonuçta o başka bir insandı, ayrı bir şahsiyetti. Oğulları onun yolundan gidemiyor demek ki. Veya gidecekse de göreceğiz ileride. Bakalım. Erbakan. Erbakan eski bir cumhurbaşkanı olduğunu biliyorum. Başbakan. Başbakan, çok pardon. Onun dışında pek bilgim yok. Erbakan gelince ben sosyalist bir gencim. Erbakan deyince bu ülkeye hizmet etmiş iyi bir insan diyebilirim yani. Hani kendi açımızdan. Ama iyi bir insan diyebilirim. 10 numaralı bir adam geliyor. Çünkü bunların ne olduğunu hepsini tek tek anlattı ama vatandaş anlayamadı. Erbakan deyince iyi bir adam geliyor aklıma. Hatırlıyor musun? Yani babamdan duymuşluğum var, hatırlıyorum. Erbakan deyince aklına adam gelir ya. Yani başka ne gelsin değil mi? Ben o döneme fazla denk gelemediğim için 80'ler falan aklıma geliyor. Erbakan gelince din adamı, siyaset. Tamam. Erbakan deyince aklına ne geliyor? Reis, adam gibi adam diyorum. Kral. Başka? Kral. Erbakan deyince her şey geliyor aklıma. Mesela nasıl her şey, ne geliyor? Her şey, dürüstlük, insanlık, çalışmalar. Oradan insanlarla bağdaşma. O gelir, İşitlik gelir. Tabii hizmet gelir. Erbakan deyince aklıma huzur geliyor, İslam geliyor, ağır sanayi geliyor. Başka ne sayayım? Erbakan deyince aklımıza hizmet geliyor, adalet geliyor. Erbakan deyince ben emekliyim. Şimdiye kadar kimsenin yapmadığı zammı Erbakan yaptı. Teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin. Erbakan deyince bir üstad geliyor. Üstad. Erbakan deyince benim aklıma iyi bir insan geliyor. Erbakan deyince Allah rahmet etsin, iyi bir şey geliyor. İyi bir siyasetçiydi, iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Tabii çok teşekkür ederim. Bizim siyasiler hepsi birbirinden daha iyi. Yani kolay yetişen insan yok. Türkiye'nin kalkınması ve İyi niyetli bir kişi olarak, fakat Türkiye'de tanınmadı, öldükten sonra tanındı. Felaket geliyor açıkçası. Neden? Nedeni? Her şey ortada, söylememe gerek yok. Türkiye'nin durumları. Erbakan'ın suçu var mı? Eski başbakan mı? Hepsi. Dincilik geliyor, tutuculuk geliyor aklıma. Amerika'ya karşı dik durduğunu hatırlıyor. Erbakan deyince Temsan geliyor. Ağır sanayi geliyor. Erbakan, valla Erbakan televizyonda gördüm şey ya, böyle biraz bombul bir insan. O rahmet oldu, evet. Doğru. Aynen. Şimdi oğlu var. Bakalım. Aynen, oğlu var. Pek bir bilgim yok ya. Erbakan deyince Milli Selamet geliyor. Parti, siyaset. Yani siyaset, dürüst bir siyasetçiydi, onu söyleyeyim. Kendim aynı görüşte olmasam da sevilen, sayılan, Allah rahmet eylesin, bir liderdi. Erbakan deyince en güzel şeyler akla gelir. Mesela aç abi, 3 tane şey söylesen ne gelir? Erbakan Hoca, Allah kani kani rahmet eylesin. Erbakan Hoca, Asya Sanı, Top Sanı, Timur Sanı, Kur'an insandır. Ağır sanayi bir de. Evet. Ağır sanayi şeyidir, 2 tane de doktorası vardır. Türkiye'de 2 tane doktorası olan kişi yoktur, bildiğim kadarıyla. Savunma sanayinin, tank, işte Türkiye'nin kendi kendini ağır sanayi, motor. Kıymeti bilinmedi o adamın. Ben ona üzüyorum. Ben 60 yaşındayım. Erbakan dönemlerinde çok iyi bilirim. Allah değil uzun mi? Ömürler versin. Ha, yani gerçekten. Bilinmedi mi kıymeti Türkiye'de Erbakan? Bilinmedi. Maalesef. Peki şu an oğlu parti kurdu. Fatih Bey. Ne yapar mı? Yapmaz mı? Yeniden Refah Partisi'ni kurdu yine. Biliyorum, evet. Genç bir delikanlı. İnşallah babası gibi. Doktor. Bir yaman bir çocuğa benziyor ama bu halkımız ne kadar teveccüh eder? Zamana bağlı. Biz... Çok donanımlı ve kültürlü bir lider geliyor. Necmettin Erbakan, biliyorsunuz. Necmettin Erbakan Refah Partisi'nin başkanıydı, evet. Allah mekanlarını cennet etsin, cümle ölmüşlerin. Çok iyi bir insandı yani.